Değerli hocalarım, yeni bir video ile daha birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 10. dersimizin, metodolojinin 10. dersiyle birlikteyiz. Yeni bir konuya geçtik. Değerli hocalarım, 10. dersimizin 2. dersiyle tekrardan birlikteyiz. Teaching Speaking ile başladık bu dersimize. Bu kadar az gördüğünüz zaman demeyin hocam ya çok az değil mi, bunlar yetecek mi? Bunlar gerçekten soru çözmenize yetecektir. Fakat değerli hocalarım, Allah korusun kulak yemek hiç istemem. Eğer içiniz rahat etmeyecekse lütfen elinizde bulunan bir alan kitabının konu anlatımlı kısmında bir de siz göz gezdirin derim. Bunlar oradakilerin derli bir şekilde toplanmış halidir. Yine de bir bakmanızı tavsiye ederim tabii ki de. İçiniz de rahat eder. Zaten sorularda göreceksiniz yani. Genel olarak böyle şeyler çıkacaktır. Çünkü speaking'de pek bir şey yok. Listening gibi hani yan başlık pek yok. Daha çok genel ifadeler var. Diğer skizlerimizde de bazılarında öyle olacak zaten. Hemen maddelerimizle başlayalım. Speaking deyince ne gelecek aklımıza arkadaşlar? Productive bir skills'imiz değil mi? Bir şey üretiyoruz, düşünüyoruz. Ve bu şey karşılıklı olacak. Yani kendi kendimize de konuşabiliriz. Ama mantıken bir şey, bir konuşma karşılıklı olur değil mi? Ve bu karşılıklı, bu konuşma otentik durumlarda, yani gerçek bir durumda olur. Peki diyeceksiniz ki hocam mesela tiyatrolarda var, ne bileyim sinema gibi şeylerdekiler gerçek mi? Arkadaşlar bu oyun olsa bile gerçek hayattan esinlenerek oluyor değil mi? O yüzden otentik, yani real diyebiliriz, gerçekçi diyebiliriz. Bu konuşma speaking'e gerçekçi diyebiliriz. Tabii ki de unutmuyoruz bu skills'imiz arkadaşlar. Yanlış yapıldığı zaman ertelemesi gerek. Mesela diyelim karşınıza bir öğrenciniz var. Sözlü yapıyorsunuz değil mi? Speaking sözlüsü. Konuşuyor, bir yerde hata yaptı. Hemen onu düzeltirseniz ne konuşacağını unutabilir, heyecanlanabilir, söylemek istediklerini söyleyemeyebilir. İşte bundan dolayı yanlışı erteliyoruz arkadaşlar speaking skills'imizde. Sonradan o yanlışı peki nasıl açıklıyoruz? Ya genel olarak ya da private, özel olarak açıklıyoruz. Tabi genel olarak açıklamak en doğrusudur. Çünkü neden? Eğer çok böyle özel bir konuşma değilse, sözlü sınavı gibi değilse, diyelim kişi sınıfta bir hata yapmış, nedir? Onu kırmamak, ne bileyim özgüvenini zedelememek için. İşte arkadaşlar aslında biliyor musunuz, bir cümle örnek verirsiniz. Dersiniz, arkadaşlar bu cümle böyle kullanılıyor, bazı arkadaşlarımız unutmuş, dikkat etsinler. Veya onu bile demezsiniz, direkt bu cümle böyle kullanılıyor diye bütün sınıfa doğrusunu öğretebilirsiniz. Bu skills'imize ne var arkadaşlar? Bazı tekniklerimiz var. Nedir? Mesela role play gibi, interview gibi, game gibi, oyunlarımız gibi. Değil mi? Bunlar nedir? Bu skills'imizi geliştirmeye yarayan tekniklerdir. Bu skills'imizi arkadaşlar TPR'dan biliyoruz. Neydi? Kesinlikle kişi kendisi konuşmaya hazır olana kadar öğrencimizi konuşturmuyoruz. Değil mi? Çünkü neden? Natural approach'te görmüştük neydi? 4 tane sıra vardı değil mi? Listening, speaking, writing ve reading. Pardon, reading ve writing sıramız vardı. Tekrar edelim. Listening, speaking, reading ve writing sıramız vardı. Bu sırayla ilerliyordu natural approach. İşte nedir? Birinci sırada listening var. Listening nedir? İnsanın kulağının dolması. Mesela bir bebek ilk önce kulağı doluyor, ondan sonra konuşmaya başlıyor değil mi? İlk önce konuşan bir bebek yok. İlk önce dinliyor. Bir sene sonra belki, 1,5-2 sene sonra hatta yavaş yavaş konuşmaya, hecelemeye, babıldamaya başlıyor yani. İşte burada da biz yeni bir dili öğretiyoruz öğrencimize. Hemen konuşmasını bekleyemeyiz. Ne yapacak? İlk önce ne bileyim yanlışlar yapacak, çok yanlış yapacak, ne bileyim heceleyecek ve hakeza, ondan sonra konuşmaya başlayacak. Fakat ilk nedir? Bizi dinleyecek. O yüzden sınıflarda sürekli İngilizce konuşmalıyız. Ya hocam konuşuyoruz ama
Hiç karşıdan tepki alamadığımız için motivasyonumuz düşüyor. Arkadaşlar lütfen kendinizi bir anne bir baba rolüne bürünün sınıflarınızda. Karşınızdakiler İngilizcenin iyisini bile bilmiyorlar. Düşün yani bir bebek düşün. Yeni Türkçe öğretiyorsunuz. Nasıl davranıyorsunuz ona? Çok yavaş yani bir ne bileyim anne şefkatiyle baba şefkatiyle kırmadan yanlış yaptığı zaman gülerek ya da yanlışını bile düzeltmiyoruz değil mi bebek? Yanlış yaptıkça daha tatlı oluyor. İşte burada da öğrencilerimize böyle yaklaşmamız lazım. Yanlış mı yaptı? Sıkıntı değil, düzeltiriz. Bir daha mı yaptı? Yapsın, canı sağ olsun. Ve herkese onu kırmadan, üzmeden İngilizceyi öğretmemiz lazım. Üzülerek diyorum ki İngilizce öğrenememizin en büyük sebebi bir, İngilizce bilmeyen öğretmenlerimizdir. İki, aynı zamanda da sabırsızlığımızdır yani. Bunlardan dolayı İngilizcemiz gelişemiyor. Değerli arkadaşlarım, speaking bu kadar. Sizi tekrardan bir okursunuz bu yazdıklarımı. Dediğim gibi işi rahat etmeyen lütfen kitaptan baksın. Ama inanın bunlar sizin soru çözmenize yeterli olacaktır. Speaking'im zaten kısaydı. Diğer bir videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.